Arkadaşlar hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile beta sürümünde Metro Royale inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha çok böyle PUBG Mobile beta, yani böyle daha oyuna gelmeyen güncellemeleri çekmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Attığınız her beğeni benim emeklerimin karşılığının almasını sağlıyor arkadaşlar. Sizin için 2 saniye beğenmek benim için... ben bu videoyu çekiyorum, Aliyan bunu montajlıyor. Yani altında büyük bir emek yatıyor arkadaşlar bu videoların. Daha çok böyle videolar için like atmayı, emeklerimizin karşılığını vermek için de abone olup like atmayı... Ne çok like dilendim bu. Atın arkadaşlar, like atın. Şimdi Metro Royale gelmiş arkadaşlar. Ben bu arada bir defa maça girmedim ama Metro Royale'e tıkladım arkadaşlar. Oyun beta olduğu için sadece İngilizce ve Çince var. İngilizceden de bir şeyler anlayabiliriz diye İngilizce. Türkçe yok arkadaşlar. Burada tap to start yazıyor sol tarafta, görmüş olduğunuz gibi. Aliyan oraya zoomlarsın. Tap to start basıyoruz ve Metro Royale'e giriş yapıyoruz. Şimdi bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar bunu. Burada bir ekipman diye bir yer vardı. Bir dakika, neredeydi o? Loadout Inventory. Şimdi bizde UMP var. UMP'nin mermileri var. Bir level kaskımız, bir level çantamız, ya da ikinci seviye mi olmuş oluyor bu? İki tane tik var. Yok. Çantamız var, zırhımız var, kaskımız var, UMP'miz var, kitlerimiz var vesaire vesaire. Burada görmüş olduğunuz gibi silahlar, zırhlar, işte namlu uçları, mermiler vesaire var. Şimdi olayı hiç anlamadım. Start'a basmadım daha. Sizinle birlikte yapmak istedim bunu. Burada Black Market var. Şimdi birazcık düşünmeye çalışıyorum. Oyun oynadıkça puan kazanıyoruz büyük ihtimalle. Bakın görmüş olduğunuz gibi bilmem ne. İşte Steel Plate yazıyor. Mesela bunu almak için 32.000 puan gerekiyor. Susturucu, Suspensator, Suppressor. Suppressor, evet. Suppressor için 64.800 gerekiyor. Bu Vest 4. seviye yelek için 151.000 gerekiyor. Bu silah için 81.000 gerekiyor. Others'a tıklıyorum. İşte Scope 3 için 360. Termal kamera. İşte termal görüş. Yani anlayacağınız büyük ihtimalle efsane bir oyun modu geliyor arkadaşlar. Şu anda ben de bilmiyorum ve sizinle birlikte start tuşuna basıyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım oyunda ne yapmamız gerekiyor? Neler yaptıkça puanlar toplayabiliyoruz? Hep birlikte inceleyelim. Like atmayı unutma. ID'yi de Aliyancığım ekrana ekle. 512-517-808. Günlük popülerliklerinizi göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Cansınız, maç başlayınca devam edelim. Başım ağrı girdi. Aliyan, başım ağrı girdi. Çok bağırıyorum. Aliyan. Aliyan, bu videoya like attılar. Değil mi? Aliyan bak, başım ağrı giriyor. Aliyan çok bağırıyorum. Bak hastayım zaten. Bak 29 Ekim etkinliği için rüzgar yedik o otobüste. Bu videoya like atsana. Bak başım ağrıyor. Ona rağmen video çekiyorum. Like, abone, popüler. Çok dilemiyorum. Ne olur bana göndersinler. Maçta başlamadım. Galiba bunu çekemeyeceğiz bu arada. 5 minutes later. Bu başlayana kadar bir şeyleri inceleyelim bu arada. Sol üst tarafta fame level 1 yazıyor. Yani ünlülük leveli 1 diyor. Tamam. Progress reward. Burada he, level atladıkça bunları alıyoruz. Ama bunların içinden ne çıkıyor onu da bilmiyoruz. Bu kırmızı yazılmış mesela. Çince yazıyor. Ne yazdığını bilmiyorum. Şöyle tıklayalım. Yok, bir şey yazmıyor. Sadece bu İngilizce. Elite Heat Gear. Heat Gear şey mi acaba? Görüş gözlüğü de olabilir. Elite dediğine göre güzel bir gözlük herhalde. Şu an her şeyi, bir şeyler uyduruyorum. Sizlerle birlikte anlamaya çalışıyorum bu arada. Burada Command Post yazıyor. Burada kaptanlarımız mı var? Bir level diyor. Gift diyor. Şöyle yapınca. Bu herhalde buranın birincileri, ikincileri, üçüncüleri. Yani buranın ağababaları bu listede yer alıyor büyük ihtimalle. Onlara gift atabiliyoruz falan fişman. Tamam, burada biz birinci oluruz diye düşünüyorum. Tamam, çıkalım buradan. Talent. Talent yetenek demekti herhalde. Çünkü İngilizce'de talent, talentsiniz Türkiye diye bir şey vardı. Şey, yeteneksizsiniz Türkiye vardı. Bir de talent. Yetenek. Yani biliyoruz da konuşuyoruz arkadaşlar yani. Ay tüm. İngilizce, how are you, ne var you, I go, you go, we go demek. Onları biliyorum sadece. He bak, heh, satış yapıp satabiliyoruz. Bir dakika. 10. Sell deyince 600'e satıyoruz. Bu da sell deyince 2000'e satıyoruz. Evet, bunların hepsi toplamda 7150 yapıyor. Tamam. Yani anlayacağınız arkadaşlar, bunlardan satın alıp düşman öldürebiliyoruz herhalde. Ya free refresh var burada. Bunları bak 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 bak, M416. Oğlum bir dakika, ben bu oyun modunu bayağı sevdim bu arada. Arkadaşlar bir dakika, kamerayı kapatıyorum. Bak
Şu aşağı tarafa Allah için bir bakın. Bak 4 dakika yazıyor sol alt tarafta. Hala maç başlamadı. Maçın başlamasını bekliyorum. Bu ne? Radyoyu açalım. Bunlar görevler. Misyon yazıyor. Story mission yazıyor. Challenge mission yazıyor. Benim İngilizce gene gitti. Mission. What are you? Are you serious? Tamam. Anlayacağınız buradan görevleri yapıp puan da toplayabiliyoruz. Efsane bir şey galiba ama hala ne olduğunu bilmiyorum. Ranking. He, bak. Bak. İşte bunlar. Tamam. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz. Tamam abi, yeni oyun modu geliyor bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Ama maç hala başlamadı. Maç hala yok. Durdurdum. Otoyu kapattım. North America. Evet. Select language yok. Ona gerek yok. Yoksa bulmayacak. Start. Baştan abi. Artık ne olur bir maç bul. Maç başlayana kadar videoyu durduruyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı bir bulmayacak herhalde bu. Bakalım. Day 2. Tam tamına 1,5 saat sonra maçı buldu arkadaşlar. Yani ben bu oyundan çıktığım anda bir daha maç bulmayacak. Uzun zamandan beri bekledim. İşte yüklendi arkadaşlar. Şimdi o kadar az oyuncu var ki betada. O yüzden maç bulmakta zorluk çekiyoruz arkadaşlar. Ben hemen school tarafına atlamak olan direkt ölürsem var ya çok kötü olur. Şimdi büyük ihtimal arkadaşlar bu olay şu şekilde işliyor. Bizim elimizde UMP vardı. Büyük ihtimalle aşağıya atlar atlamaz UMP'miz olacak. Düşman öldürdükçe puan kazanacağız diye düşünüyorum şu anda. Beta sürümü olduğu için pingimiz var. Alt tarafta görmüş olduğunuz gibi sol alt tarafta 332 MS'imiz var arkadaşlar. 328 oldu. Bakalım inşallah başımıza kötü kötü şeyler gelmeden bu maçı bitiririz. Vay, bir hareketle indik. Dur. Şimdi atlar atlamaz beni. Atlar atlamaz UMP'm mi olacak benim? Yo. Bir dakika. Normal maç mı bu? Bir dakika, o zaman bizim bulduğu maçta ne alakası var? Bir dakika, normal maç olmamalı ya. Normal maç değildir. Normal maç değildir diye düşünüyorum. Allah Allah. Kimsecikler gözükmüyor şu anda. Düşman da fazla gözükmüyor. UMP'yi alalım direkt yerden. Ben hızlı bir şekilde gideceğim buradan. Düşmanı bulmaya çalışacağım. Düşmanı vurdukça puan mı veriyor onu kontrol etmemiz lazım ama sağ tarafta bir oyun modu yazmıyor. Bir şey yazmıyor. Acaba beta sürümünde burayı mı yapmadılar? Yani bildiğin oradan girdim oyuna aslında ama niye olmadı ben de bilmiyorum. Bot herhalde. Bakalım bu botu vurunca oluyor mu? Tamam. Tamam, vurduk botu. Arkadan gelen de var. Dur bir dakika, benim niye jiroskopum açık değil? Bu düşmanları vurdum. Tamam bir dakika, şimdi bir yerde ölmeye çalışacağım. 2 tane 3 tane düşman buldum. Haritada bir şey var mı? Haritada da belirli bir nokta yok. Ben şurada bir jiroskopu da aktifleştirmek istiyorum. Bir dakika. Bu arada jiroskop bayağı güzel olmuş gibi geliyor. Sanki jiroskopu düzeltmişler gibi geliyor bana. Hani bir tık daha iyileştirmişler. Jiroskop zaten düzgündü ama sanki iyileştirilmiş gibi geliyor. Ya da 90 FPS'in etkisi de var. Normalde de 90 FPS kullanıyoruz. Bu oyun botlu. Bayağı botlu bir oyun. Birkaç tane normal oyuncu var. Bu tarafa doğru ilerleyelim. Şu arabayı bir alalım abi. Niye acaba? Şu anda olayın nereye gideceğini çok merak ediyorum. Çünkü buradaki vurduğum düşmanlardan puan mı kazanacağım? Benim bir şekilde şimdi ölmem gerekiyor. Yüksekten bir düşüp öleceğim. Çünkü daha bahsetmem gereken çok özellik var arkadaşlar. Aa, ölmedim. Baştan. Bu sefer öldük. Böyle bir cool ölüş yapmak istiyorum. Sürünerek ölmeyi bekliyorum. Hadi kardeşim, sürün. Başarabilirsin. Ölebilirsin. Sürün. Tamam. Puan kazandın mı? Ne oldu şimdi göreceğiz. Spectate. Exit. Şu an hiçbir şey yazmıyor. Bu maçta eğlendim mi? Çok eğlenemedim. Not fun. Şu anda eğlenemedim. Bronz 5. 9 puan kazandık ama 7 puanımız var. Çok garip. Çok garip. Devam et. Tamam de. Lobby'e dön. Event is not open yet diyor. Şu anda event hazır değil diyor. Yani şu anda bu etkinlik hazır değil diyor. Ama mantıken olan şey şu olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle sol üst tarafta görmüş olduğunuz gibi fame level var. Burada levelimizi yükseltebileceğimiz aynı takımlı ölüm maçı gibi bir şey olacak büyük ihtimalle Metro Royale. Çünkü burada Black Market'te gördüğünüz gibi abi hani termal kamera, işte ne bileyim M416 satılıyor. Mesela AK satılıyor. Hani bunları
satın alıp sadece oyunda bunlarla kullanacağız diye düşünüyorum. Power bilmem ne bir şey. Yani bir sürü şey var. Bunlar da çekiliş çarkı herhalde. Draw pack diyor. Ne bileyim başka neler var. Aynen bir sürü silahlar var burada. Ama bu silah niye 100... He, bakın 135k puana satılanın gücüne bakın. Power yazısına bakın. 810k'ya satılana bakın. Yani oyun oynadıkça daha güçlü bir silah alıyorsunuz. Burada mermi muhabbeti var değil mi? Armor bak. 6. seviye kask geliyor. 4. seviye kask, 5. seviye kask, 6. seviye kask. Çok iyi. Armor'da da 6. seviye zırh. Oha. Abi efsane şeyler dönecek bu arada burada. Sırt çantası. 6. seviye sırt çantası. Abi bunlar da zırhımızın güçleri. Yani zırhımızı daha da çok güçlendirebiliyoruz. Muzzle'larımız bu şekilde. Abi çok iyi. Buradan da mermi satın alabiliyoruz. No damage bonus. Bonus damage vurmuyoruz burada. Burada %24 daha fazla damage vuruyor. %24 daha fazla armoru deşiyor herhalde. Yanlış anlamadıysam. %48. %70 yani buradan alacağım bir tane mermi 375, 400 mermi 150k. Yani garip bir şey yapmayı düşünüyor PUBG Mobile ama ne olduğunu bilmiyoruz. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz yoruma bildirmeyi unutmayın. Hala like atmadıysanız like atarak da destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan çıkış yapalım bir dakika. Burası benim envanterim. Çık buradan. Challenge yani yeteneğimiz yok. Burada özel yeteneklerimiz de olacak büyük ihtimalle. Bu oyun modundan çıkmayacağız gibi gözüküyor. Bakalım bakalım. Metro Royale'den çıkış yapalım. Buradan ayarlara gelelim. Ayarlarda, kontrollerde, özelleştirmede arkadaşlar yeni bir özellik gelmiş. Mesela kullanmadığınız tuşları, mesela bu tuşu kullanmıyoruz arkadaşlar. Biz bu butonu aşağıda Hide and Disable yazıyor. Buna bastığımızda kaldırabiliyoruz. Önceden ne yapıyorduk? Bunu düşürüyorduk. En küçük hale getiriyorduk. Sol üst tarafa koyuyorduk ki gözükmesin diye. Şimdi buradan Hide and Disable yaptığımızda ortadan kalkıyor. Atıyorum bu chat. Hide and disable yapmadım. Şimdi tıklıyorum. Üstüne çarpı işareti oluşuyor ve maçın ortasında gözükmüyor arkadaşlar. Böyle özellikler gelmiş. Çok da güzel olmuş. Çok da iyi olmuş. Kaydetme diyelim. Şimdi genelde herkesin merak ettiği, ne zaman gelecek diye sürekli söylenilen şey karşınızda arkadaşlar. Artık araba sürmenin kontrollerini de istediğimiz yerlere düzenleyebiliyoruz. Sonunda Allah'ım sesimizi duyduğu için çok teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurduk PUBG Mobile'e. Sonunda artık araba kullanacağımız hani nerede olsun tuşları ayarlayabiliyoruz. Hızlı boost, anlık fren, işte motor için indirme kaldırma, işte exit butonu zaten şu anda bu exit'i ayarlayamıyoruz. Korna istediğimiz yerlere atayabiliyoruz. Bunu da bu da gelmiş arkadaşlar. Bu da çok güzel oldu. Bunları da istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Direksiyon mesela. Hop direksiyon ortada olsun. Ben öyle sağ sol yapayım falan ayarını yapabiliyoruz. Resetle exit diyelim. Direkt çıkış yapalım burada. Buralarda bir şey bulamadım. Sensivity'de bir şey bulamadım. Scope kısmı da hala aynı. Audio da okey. Hiçbir sıkıntımız yok. Buralar hep aynı. Buradan da ayrı bir ayar bulamadım. Ya şu anda beta sürümünde gözüken şey bunlar arkadaşlar. Event bölümünü zaten açamıyoruz doğal olarak. Şu anda aktif değil diye gözüküyor. Metro bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Metro Royale'i sevdiniz mi? Lütfen yorum bölümüne bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.